Merhaba arkadaşlar. Bugünkü vakıf sayısına göre okullardaki son değerlendirmeyi yapacağız. Okullar ile alakalı gelişmeleri de bakacağız. Ayrıntılara geçmeden önce gündemde haberler olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Açıklamadaki ve yorumlar linkten ayrıntılara bakabilirsiniz. Bugün tabloya baktığımızda ilk öncelikli toplamda 63.200 kişiye vakatınız kondu. 157 kişiden üzerine haber geldi. Bakan koca tabloya yönelik yaptığı açıklamada çok önemli bir açıklama yaptı. Buna göre e, va fakat dedi bu varyantın yani omikron varyantının diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için e, elimizde yeterli bir kanıt yok yani bir veri yok dedi bu çok önemli bir açıklama çünkü baktığımızda normalde biliyorsunuz ki omikron varyantı daha az hasta ediyor diye birçok iş tedbirlere uymuyor aynı şekilde omikron varyantı daha az hasta ediyor diye şu anda e, tam anlamıyla tedbirler yasaklar gelmiş değil yani durum böyle ki aslında baktığımızda tek tek aslında yasaklar gelmeye başladı. Son olarak Eskişehir'de yeni bir tedbir, yeni bir kısıtlama haberi geldi. Artık gece 23.59'dan sonra herhangi bir canlı müzik vesaire düğünler falan yasaklandı. Yani bu ne anlama geliyor? Artık tek tek yavaş yavaş yasaklar, kısıtlamalar gelmeye başladı. Önümüzdeki süreçte de bu ayın sonuna kadar vakıf sayısının 100 bine dayanması bekleniyor. Ve 100 bine dayanmasıyla beraber okullarda da yeni tedbirler, e, yeni uygulamalar masaya konmaya başladı bile. Yani işte örnek veriyorum vaka sayısı 100 bin olursa şöyle bir plan uygulanacak gibi açıklamalar şimdiden gelmeye başladı okullarıyla alakalı. Yani önümüzdeki süreçte aslında baktığımızda durum çok kritik. Özellikle biliyorsunuz ki bu ayın sonu 15 tatili de içerisine alıyor. O nedenle ikinci dönemle beraber okullarıyla alakalı daha önemli bir kritik gündeme gireceğiz aslında. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.